diyelim ki burada bir kitap var. İşte kitap bu. Buraya da yazayım hatta kitap. Kitabın tamamını çiziyorum. Böyle bir kitap çıktı ortaya. Mesela burada da bir ayna var diyelim. Bu da aynamız olsun. Şu anda aynaya yandan bakıyoruz. Daha düzgün çizeyim. Düzgün bir çizgi olsun istiyorum. Evet, bu bir ayna. Şimdi de kitap üzerinde rastgele bir nokta seçiyoruz. Kitabın üzerine ışık ışınlarının düştüğünü biliyoruz. Gerçi ışık kaynağının ne olduğundan bahsetmedim ama olsun. Kitabın bu ışık ışınlarını dağıtarak yansıttığını varsayıyoruz. Çünkü birçok kitap gibi bu da iyi bir yansıtıcı değil. Kitap üzerinde rastgele seçtiğimiz herhangi bir noktaya düşen ışık dağılarak yansır. O yüzden şimdi ben kitabın bu noktasından yola çıkan iki ışık ışını seçeceğim. Gerçekte 2'den fazla ışın var. Ama olup biteni anlayabilmemiz için iki ışın yeterli olacak. Diyelim ki ışınlardan biri bu yolu izliyor. Tabii ki böyle yamuk yumuk değil. İşte bu şekilde gidiyor ve aynaya ulaşıyor. Gelme açısı yansıma açısına eşit olduğuna göre de aynı açıyla yani bu şekilde yansıyor. Aynı noktadan radyal olarak çıkan bir başka ışın daha seçiyorum. O da bu şekilde yol alıyor olsun geliş açısı daha büyük. O halde yansıma açısı da daha büyük olur. İşte böyle. Bir de gözlemcimiz var diye düşünelim. Yani tam burada duran ve gözü olan biri olsun. İşte burada bir gözlemci duruyor. Şimdi bir düşünelim. Kaşlarını falan da çizeyim ki tam olsun bari. Sizce burada duran bu kişiyi tam olarak ne görür? Tabii ki gerçeklik dediğimiz şeyin beyinlerimizin içinde gerçekleşen bir simülasyondan ibaret olduğunu unutmayalım. Bu arkadaşın gözü ortak bir noktadan yola çıkan bu iki ışının birbirinden uzaklaştığını görecektir. Doğrudan kitaba da bakacak olsa. Ya da burayı farklı bir örnekle anlatayım. Rastgele seçtiğimiz herhangi bir nesneye, mesela bu portakala baktığımızda şimdilik sol taraftakileri görmezden gelin. Diyelim ki bir portakala bakıyorum. Ayna yok, yansıma yok, hiçbir şey yok. Portakal üzerindeki belli bir noktaya baktığımda o noktadan çıkan ışık ışınları birbirlerinden radyal olarak uzaklaşır. Bakın, birbirlerinden radyal olarak uzaklaşıyorlar. Eğer gözüm tam burada olsaydı beynim şöyle diyecekti. Evet. Aynı noktadan başlayarak birbirinden uzaklaşan iki ışın var ve bana portakalın üstündeki o noktanın bir görüntüsünü gösterecekti. Yani simüle edecekti. Aslında aynısı burada da geçerli. Her ne kadar bu iki ışın buradaki bir noktadan yola çıkarak uzaklaşıyor olsa da beyin şöyle diyor. Birbirinden uzaklaşan iki ışın var ve görünüşe göre yola buradaki bir noktadan başlamışlar. O yüzden bu ışınları aynanın gerisine doğru uzatacağım. Çünkü beyin bu ışın herhalde bu noktadan yola çıktı diyor. Ve bu mor ışın da aynı noktadan yola çıkmış olsa gerek. Burada bile göz sadece bu iki ışını görüyor beyniniz geride olup biteni bilmiyor. Tamam diyor. Bu iki ışın bu noktadan başlayarak birbirinden uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu kişinin gerçekliğinde ki ben oluyorum o kişi burada bir portakal beliriyor. Benzer şekilde bu iki ışını da aynı noktadan çıkarak birbirinden uzaklaşır halde görüyorum. Beynim bu ışınları geriye doğru uzatıyor. Daha doğrusu o ortak noktayı bulmaya çalışıyor. Bu tabii ki üç boyutlu uzayda oluyor. Bak sen şu işe. Görünüşe bakılırsa bu iki ışın aynanın gerisindeki bu noktadan yola çıkmış diyor. Oysa gerçekte aynanın gerisinde öyle bir nokta yok. Aynanın arkasında hiçbir şey olmadığını varsayıyoruz. Fakat gözlemciye ışınlar aynanın arkasındaki bu noktadan çıkıyormuş gibi geliyor. Dolayısıyla gözlemci şunu görüyor. Gözlemcinin gördüğü şeyi buraya çizelim. Bu aslında alışık olduğumuz bir durum. Hepimiz aynaya bakıyoruz. Bakalım. Burası kitabın sağ kenarı ve B'nin bombeleri bu kenara bakıyor. O zaman B'nin bombeleri burada da aynı kenara bakacak. Demek ki böyle bir görüntü oluşacak. Yani bu gözlemcinin gördüğü görüntü böyle bir şey olacak. Buna aynı zamanda ayna görüntüsü de deniyor. Bakın Sağ ve sol yönler ters çevrildi. Peki neden böyle oldu? Bir düşünelim. Daha anlaşılır olsun diye bir ışın daha gönderiyorum. Evet, bu ışın bu şekilde gelirse bu şekilde de yansır. Gözlemciye göre bu noktadan çıkmış gibi olur. Bu nedenle de gözlemci kitabı ters olarak görür. Peki bunları neden anlatıyorum? Gelen ve yansıyan ışın kavramlarına bir aşinalığınız olsun diye. Hatta belki daha önemlisi sanal görüntü kavramına aşina olun istiyorum. Mesela bu görüntü sanal bir görüntüdür. Eskiden zahiri görüntü denirdi. Aynı şey. Bir sonraki videoda sanal görüntü ile gerçek görüntü arasında bir karşılaştırma yapacağız. Sanal görüntüyü anlamak bir nebze daha kolay gelecektir. Çünkü aynalarla ve yansıtıcı yüzeylerle hepimiz gayet içli dışlıyız. Evet bu sanal bir görüntü. Sanal görüntü diyoruz çünkü kitap aslında orada değil. Sadece sanal olarak orada. Aynanın arkasında gerçek fiziksel bir uzay yok. Daha doğrusu olup olmadığını biz bilmiyoruz. Beynimiz birbirinden uzaklaşan bu ışık ışınlarını kullanarak bir görüntü oluşturuyor. Diyor ki tamam kitap orada. Halbuki ışık kaynağı burada. Şimdi bir şekil daha çizeceğim. Normalde bu tür bir perspektife sahip şekillerle pek karşılaşamayız. O yüzden aynı şeyi başka bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aynalar ve mercekler konularını işlerken başvurduğumuz şekillere biraz ısının diyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu zemin yani yer. Bu da aynamız olsun. Aynanın önünde de biri duruyor diyelim. Ki genelde insan yerine böyle bir ok çizilir. Yok hatta biz de öyle yapalım. Aynanın önünde bir ok duruyor olsun. Hem bu gösterilme de şimdiden tanışmış olursunuz. Bu arada bu fiziksel bir ok, yani bir ışık ışını değil. Şimdi düşünelim, bu okun görüntüsü nasıl olur? Tabii okun gözlerinin de olduğunu varsayıyoruz. Yani aslında bir insan bu. Sadece ok şekliyle temsil ediyoruz. Evet, okumuzun gözleri var. Ne görürdü bu ok? Hemen ok üzerinde rastgele bir nokta seçelim. Bu herhangi bir nokta olabilir. Çünkü nesne üzerindeki her nokta ışığı dağıtarak yansıtıyor. Seçtiğim noktadan aynaya doğru dümdüz bir ışın gidiyor. Yere paralel doğruca aynaya doğru yol alıyor. Bu ışık ışını ne yapar? Aynen yansır ve kaynağına geri döner. Mesela bu kaynak okun gözü olabilir. İnsan olarak düşünmüştük ya. Şimdi aynı noktadan başka bir ışık ışını gönderelim. Bu ışın da bu şekilde bir yol izlesin. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacağına göre bu ışın bu şekilde yansır. Olayı basitleştirmek adına bu nesnenin tamamını da bir göz olarak düşünebiliriz. Aynaya çok yakından bakıyoruz gibi düşünelim. Aynaya çok yakınız. Burası böyle komple göz olsun. Bu göz ne görür peki? Bu ışını aynanın gerisinden buradan geliyormuş gibi görür. Aynı şekilde bu ışını da bu noktadan çıkıyormuş gibi görür. Bu ışınlar bu noktada birleşiyor. O halde göz kendi üstündeki bu noktayı buradaymış gibi görür. Yani aslında aynada kendisini görür. Demek ki bu göz aynada kendisini görüyormuş. Peki bu tür şekillerden ne zaman faydalanıyoruz? Mesela bir nesne var ve bu nesne üzerindeki bir noktadan bir ışın çıkıyor. Bu ışın bir aynadan yansıyor ve sanal veya gerçek bir görüntü oluşturuyor. Veya bir mercekten geçiyor. Sonuçta sanal veya gerçek bir görüntü oluşturuyor. İşte bu görüntünün neye benzeyeceğini incelemek için genelde bu tür şekillerden faydalanıyoruz.